Şimdi arkadaşlar ben işi biraz daha profesyonelleştirmek istiyorum. Yani evet olayın temelini anladık ama props'u nasıl göndereceğimizi. Bunu gerçek hayat projelerinde yani direkt bu şekilde çok az görürsünüz. Veya yapmamalısınız. Olan ortamlarda bu şekilde bir düzenlemeye gitmek gerekecek. Nedir o? Aslında encapsulation. Nedir encapsulation? Kapsülleme. Yani bizim için yeni bir eleman geldiği zaman buraya gönderilen değeri bir model gibi düşünüp onun içerisinde herhangi bir yerde değişiklik yapmamak için bu işlemi kullanırız. Yani encapsulation'dan yararlanırız. Yani ne demek istiyorum? Belki söylediğim ifade çok anlamlı olmadı sizin için ama şöyle ki örneğin ben bir özellik daha eklemek istiyorum. Let başka bir şey diyelim. Sileceğim o yüzden böyle uyduruk bir şey yazdım. Let başka bir şey. Bakın ne yapıyorum ben? Mecburen buraya gelip işte bir de başka bir şey eşittir. Yine buraya da başka bir şey yazmam gerekiyor. Bu başka bir şey ismi, bu ise değeri arkadaşlar. Yani bakın bir şey ekledim, her tarafı mecburen düzenliyorum. İşte bu doğru değil. Onun yerine, evet bunu yapabilirsiniz, çalışır bu arada. Sıkıntı yok onda. Onun yerine şöyle ki geliyorum buraya. Product info diye bir class, yani daha doğrusu class demeyeyim de nesne oluşturuyorum. Eşittir diyorum. Bakın onun içerisine geliyorum. Diyorum ki title. Neydi? Product list. Aynı şekilde kategori info diye de bir şey yapıyorum. Onun içerisine geliyorum. Diyorum ki title 2 nokta kategori list. Burada obje notasyon olduğu için 2 nokta arkadaşlar. Artık ben buraya en başta aslında bunu şöyle tasarlamalıydım. Info buna da info buna gelip product info buna ise özür tam tersi yaptım değil mi? Şöyle kategori info buna da product info diyorum. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ben örneğin bir özellik daha eklediğimde yeni bir değişken yapıyordum. Onu yapmıyorum artık. Örneğin başka bir şey diyorum. İki nokta. Bir şey diyorum mesela. Bakın bunu yaptığımda işte burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Neden? Çünkü product info'nun içerisinde bu da gittiği için herhangi bir sıkıntı yok. Yani burada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Dolayısıyla bunun görüntüsü nasıl olacaktı? This nokta props nokta info'nun title'ı. Bu ise this nokta props'la gelen info'nun title'ı. Info dediğimiz şu. Info'nun yani o da bir obje, onun title'ı. Yani ben product list'in içerisinde arzu edersem o bir şeyi de yazdıralım bakın. Info'dan gelen bir şey. Ctrl S ile ve save all diyelim. Hiçbir şey kaydedilmemiş, bir şey kalmasın. Bakın product list şeyi göremedim. Bir şey yazısını göremedim burada. Tam tersi mi göndermiştim? Başka bir şey demek istedim, özür. Bir şey değeri. Bunu yanlış yazdım sadece. Şöyle. Bakın bir şey diye geldi. Yani o info objesini ben burada şöyle info ismiyle okudum. Artık yani burada kategori info deyince şu nesneye, product info deyince de şu nesneye olduğu gibi erişebiliyorum. Burada şu başka bir şey artık bizim için çok anlamlı değil. Yani gerek yok ona. Dursun böyle. File save all diyelim. Niye encapsulation'a ihtiyaç olduğunu daha işin başındayken bu noktada profesyonel devam edelim. Evet, temel konular ama profesyonel ilerleyelim diye bu açıklamaları yapıyorum.